Anne, senin bugün doğum günün değil mi? Allah'ın izniyle öyle. Allah, sağlıktan geldik bu yaşa. Bundan sonra da artık Allah şimdi bize nasip ederse. Bir nasihat bırak, senin mezar taşına ne yazacağız? Candan komşum Nurten, bir de Hasan'dan Gülsün, evlatlarının hani önüne geçti diyesem yalan değil. Onların sayesinde 80'i gördüm. 80'e ulaştım. Üzüntüsüz, kedersiz, gayet güzel, mutlu yaşadık. 20 sene beraber. Dile kolay. Onu mu yazalım? Ha? Onu yazalım mı senin mezar taşına? Mezar taşıma unutamadığım şeyler var da nükte kaldı içimde. Dinki kardeşim vırıl vırıl arabalarla geçtiler önümde sanki nispet gibi. O zaman öyle mi yazalım? Vırıl vırıl kardeşlerim arabamların önümden geçti. Bir hiç kerecik, unutamam. Bir kerecik demediler pazara sentimetre. Onu yazacağım ama bak gerçekten. İçime dert kaldı ama yine neyse işte Gülsüm Hasan'ın varlığı her şeyi unutturdu bana. En sevdiğin kardeşlerinden biraz anlatsın mı? Yok, ben şey derim, yaptıklarını unutmam ama gene içim hiç dayanmaz. Zeyra'ya olsun, Selami'ye olsun. Geldim, ilk önce gene ondan şey diyorum, hani üzülmesin kimse. Ama çocukken onu itmemişim bir kere. Kimin? Zeyra'yı bebekken. Canım anneme kızdım ben, utanmadım size bu yaşta diye. Ama yok sen söyledin ya çocuğu şey yapmışsın sen bebeği. Yere... İşte annem için şey yaptım ben dedim. E bebeğin suçu ne ki? Suçu yok da utanmadın mı be dedim. Bu yaştan sonra dedim doğru mu ya? Utandı mı ondan sonra utandı mı? He? Utandı mı ondan sonra? Ne utandı? Bir tane daha yapmaya kalktı. Ben... Yapmaya uğraşmışsın. Hastalıktı. Kazım anlamış, ben gene anlamadım. Anlatırdım. Annemi parçaladım. Hastanede annen hasta dediler. Gittik. Kazım dedi ki, annen çocuk hastalığı mı? İçin yattı. Ne demek o laf dedim. Niye kadın hastalığı dedi, doğumhane dedi. Ama kadın hastalığı da olabilir yani illa ki çocuk hastalığı. Ben dedim ki ne biçim laf o? Sonra anneme sordum ne anne hastalığın dedim. Ya şimdi işte uğraştık da çocuk. Düşünmeye de beceremedim. Yaşını söyle yaşını. Ne tamam o kadıncağız o kadar yaşlı değilmiş kızım. Hayır senden... canım annemin yaşı mı? Annenin yaşı senden 16 yaş büyük değil mi öyle bir şey? 15-16. Tamam 17 olsun. Sen 17'sin. O da 38 o kadar fazla değil ki. 18. E sen de bizi doğururken... 18-19 varmışımdır. Ama işte sen de bizi doğururken mesela aşağı yukarı o civarlardaymışsın. Ben de 30'muşum ama insan kendini bilmiyor işte. İşte yaşında mıydın sen? 31. 29 yaşındaydın. 31. 30 yaş çok değil ki. 31'miş. 31'miş. Canan 32. Şimdi herkes 30. Dur şimdi ben 80. Şimdi sen kaçsın? Ben 48. Ben 30 biliyorum. 31'ini bilmiyorum. 31'i kim uydurdu? Ben uydurmadım mı? Öyle. 32'ymiş hatta. Yok ben şimdi 31. Bak, şey, sen 48. Kaç yaşındasın? Ben şimdi bir, yani birkaç gün sonra 49 olacağım. Yani 31 ama 31 daha şimdi yaş. 48 olmamış. Varsa 48, 49, 50. 50 yaş, 50. 60, 70, 80, 90. Evet. 80. Aa, dur. Dur 80 ya. Aa, bu da şimdi 48. Sivitici bir karı ki. Dur beni böyle resim çekin. Bak 50 olsa, bak 50 olsa, 50 olsalar 60, 70, 80 tam 30 olacağım. 50 değil ki. İşte 32 oluyorsun ikisi de aynı. Aşağı bak. Bak 48 yaşındayım diyor. Hayır ama 32 değildin. İşte 32'din. 32 değildin. 31 pardon 31. Canan 32 idi Valerie doğarken. Sen de 31'din. Ya kaç doğumlusun? Doğum tarihinden. 65.
Annem de 1934. 34 çıkar kalem. 31 işte, tam 31 sene. Ama ayı günü var her şeyin. 31 ve birkaç gün. Geçiyor. 31 gün, şey 31 sene geçiyor ve 2 hafta gibi bir şey işte öyle. Eyvah, haftası da öyle. İşte haftasının gününü istediniz ya. Çilekleri yıkayayım, çilek koyacağım. Geç oldu, geç. Ne yiyeceğiz ben? Çok geç. Ben şimdi yani akşam yemeği... Ay mis gibi. İşte ben söyledim ya sana. Şimdi tam duydum. İşte dışarı çıkmadan duyamıyorsun onu. Ay ay ay. Cennet kokusu. Bakın. Burası mesela Antalya'dan çok daha güzel. Çünkü burada... Cennet gibi kokuyor. Tamam, başka bir dünya bak. Tertemiz bir hava. Çok. Ay ay ay. Çok kuş şahane. Cıvıltıları. Çok şahane. Burası şimdi... neresi biliyor musun sen şimdi? Bilmiyorum. İşte Yeşil Bayır'dan aşağı indik. Burası bir devlet ormanı. Yazı tam adı. Devlet ormanı ama çukurun adı neydi o korkunç? Güver uçurumu. Güver uçurumu. Tam uçurum. Baksana şu güzelliğine. Senin arkadaki dağlar da Toros Dağları galiba. Tabii. Öyle mi? Toros Dağları. Çok güzelmiş. Ne yerler yaratmış. Ben çok sevdim buraları. Bir de şu arkada ormanlar var. Onlar çok şahane. Çok çok çok. Çok fazla.